HDP kapatıldığı andan itibaren Türkiye'nin siyasi konjonktürü değişecektir. O açıdan parti kapatmadan ziyade Türkiye'ye karşı, halka karşı suç işleyenlere yeni anayasayla güvenlikçi bir şekilde müdahale edilebilir. Yeni anayasa bunun önünü açabilir. Böylece parti kapatmalar, partilerin kapatılması, kurumların cezalandırılması bütünüyle ortadan kalkar. Türkiye'de yaptığımız, bakın, son bir yıldır. Yani 2020 senesi HDP kapatılmalı mı, kapatılmamalı mı tartışmalarının gölgesinde geçti. Bunun yanında durmadan erken seçim olmalı mı, olmamalı mı tartışmalarının gölgesinde geçiyor. Oysa Türkiye'de sürekli bir reform, sürekli bir hareketlilik olması gerekiyor. Ekonomik reformlar, hukuki reformların düzenli bir hale, bir çark gibi düzenli bir hale getirilmesi gerekiyor. Ve mevcut anayasa, Sayın Avukatımızın da söylediği gibi 82 anayasası hala şu anda yürürlükte. Tabii ki birçok maddesi değişti ama Türkiye'nin her şeyle oturmuş, halkın önüne konmuş yeni bir anayasası maalesef gerçekleştirilemedi. Bunun en büyük sebebi de 15 Temmuz darbe kalkışmasıdır. Darbe kalkışması maalesef anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin önüne, Türkiye milletinin arasına girmiş bir süreç gerçekleşmiştir. Ve şu var, bu anayasa ne AK Parti ne MHP anayasası olmayacak. Bu tartışılacak, görüşülecek. Hemen şunu da söyleyeyim. Acaba Cumhurbaşkanı öncesinde ne düşündü diye, hani ne düşündü de birdenbire söyledi gibi bir düşünce olabilir vatandaşın kafasında. O da şu, zaten reformlar 2021 reform yılıydı. Bunu daha geniş kapsamlı bir şekilde yapılıyor. Erken seçime de böylece ben gerek olmadığının sinyali olarak görüyorum. Zira 2021 senesinin ancak sonbaharında bu halk oylamasına götürülebilecek bir anayasa değişikliği olur. Siz anayasayı değiştirdikten hemen sonra da seçim yapmazsınız. O açıdan ben Türkiye'de erken seçim söyleminin de yeni anayasa eğer toplum nazarında tartışılacak bir unsura dönerse yarından itibaren erken seçimin de tamamen rafa kaldırılacağını ve bunun konuşulacağını düşünüyorum. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.